Yazgülü Aldoğan, İstanbul Allah'a emanet. Düzce'ye geçmiş olsun ve İstanbul'a da ciddi bir uyarı. Kim daha çok hissettiyse sabaha karşı sallandığı için uyandıysa yaşadığı yer güvenli değil demektir. Ya toprak yapısı ya da binanın yapısı dolayısıyla. Uzmanlar Düzce'de kırılan fayın İstanbul'da beklenen depremi tetiklemeyeceğini söyledi ama bizi bekleyen tek tehlike gündemi ve yaşamamızı tek sarsan şey deprem değil ki. Her gün başka bir nedenle sarsıntı yaşıyoruz. Yaşadığımız bina ve tabanı güvenli olsa bile sokak güvenli mi, şehir güvenli mi, sınırlarımız güvenli mi? Sınırda kasaba okulunda ders yapan öğrencinin, öğretmenin başına roket düşüyor. İstiklal'de çocuğuyla alışverişe çıkmış anne babanın yanında bomba patlıyor. Ölene şehit kalana gazi deyip geçiştiriyorlar. Kadınların, çocukların hatta köpeklerin başına gelmeyen kalmıyor. Bu karabasan tablosu niye? Seçime etkisi. Herkesin aklında aynı soru. 7 Haziran 2015'te yaşadığımızın bir tekrarı mı? Bir seçime gitmek için ille de korku tünelinden mi geçmeliyiz? Bomba yetmez illaki kara harekatı ve milliyetçilik rüzgarı mı esmeli? Bu kez Millet İttifakı ve Altılı Masa bunun karşısında yeter artık diyebilecek mi? Erdoğan, kaynak bulmak adına Suud'dan Katar'a, Avrupa'dan ABD'ye verdiği tavizlerin her neyse bedeli bize neye patlayacak ve Rusya. Bunların hepsi için en kullanışlı iktidar AKP-MHP. Ver parayı, göçü önlesin, dosyaların üzerini örsün, vatandaşlık, arazi ve fabrika satsın. İlle de güvenlik. Biz artık canımızın derdine düştük. Gerçek rakamını bile bilmediğimiz ama 20 milyona yaklaşmış bir nüfusun yaşadığı kentte İstanbul'da yaşadığımız için. Bu nüfusun en hareketli olduğu yer Beyoğlu ilçesi. Taksim, İstiklal Caddesi, Şişhane, Galata, Karaköy. Yerli ve yabancının, turist ve istilacının, ben artık onlara göçmen, mülteci diyemiyorum bu bir istila, iç içe yaşadığı, gezdiği, eğlendiği, canının istediğini yaptığı bir yer ve terör hareketlerinin de yoğun olduğu burada ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Paris'te öğrenci olarak yaşadığım yıllarda oturma iznim bir gün geçse metrodan inip binerken korkardım ya polis çevirirse diye. Arada bir meydanlarda beyaz pelerinleriyle dolaşırdı motosikletli polisler. Gösteriş yaparlardı. Biz buradayız demek için. O sınırdan valizleriyle tek sıra dizilerek geçtiğini gördüğümüz Afgan gençler bir hafta sonra istiklalde video çekiyor. Polisin gruplar halinde dolaşan bu hadsiz gençlere kimlik kontrolü yaptığını hiç görmedim. Saksıları kaldırdık. Asayiş Berkemal öyle mi? Bütün yaz Şişhane ve Galata'da ücretsiz konserler yapıldı. Galata iyice tehlikeli. Meydan küçük. Kaçacak yer yok. Sokaklar daracık. Orada polis olması gerekmez mi? Şimdi sivil dolaşan güven timleri var denilecek. Tam tersine görünür olması gereken yerler buraları. Galata Cihangir Tünel her apartmanın içi yabancıların kaldığı otele dönüştü. Buralarda kimlik vermeden kalıyorlar. Kimdirler nedirler belli değil. Ellerindeki çantada valizde eşya mı var bomba mı? Kaç kez bombalandı? Ne ve şalom sinagogu. Polis sadece siyasi olarak gösteri yapana ağzını açana çullanıyor. Şişhane'de birileri basın açıklaması yapacak haberi duyulsa iki otobüs dolusu tem geliyor. Belediyelerin kavgası. İBB ve Beyoğlu Belediyesi de İstiklal'de bilek güreşi yapacağına seyyar satıcılar ve dilencilerle ilgilense. Dilenciler de güvenlik sorunu. Taksim ve Karaköy meydanı Kahire gibi. Açıkta yiyecek satanlar, kucağında çocuklarıyla hep aynı yerde aynı pozisyonda dilenen kadınlar, turistlere saldıran güya gül satan bebeler, metroda mızıka çalarak para toplayıp paylaşma kavgasıyla birbirlerini paralayan çocuklar, gece yarısı sokakta kentin yoğun nüfuslu bölgelerinde düşmanmış gibi davranmayı bırakıp valilik, İBB, İlçe belediyeleri, polis ve zabıta koordineli olarak asayiş için etkin çalışamaz mı? Bu kadar memur güvenlik için değilse, niçin var? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.